Ve bir de mesela bir kısım şeyler savaşa katılmaları. Mesela bir iki örnek vereyim onları. Şeyh Ubeydullah'ın mesela şeye katılması. Osmanlı-Rus Savaşı'na 1877. Hatta daha öncesine gidelim. Daha öncesine gidelim. 1828'de Osmanlı-Rus Seferi başlıyor. Savaşı Kırım ve civarında. Eflak ve Boldan özellikle taraflarında. Daha sonra bu Kars taraflarına falan sıçrıyor. O bölgedeki savaşta yani Kars Sarıkamış taraflarındaki savaşlarda Somali aşiretinin savaşa katılması için Seyit Taha el-Nehdi tavasutta bulunuyor ve Seyit Taha el-Nehdi'nin tavasutuyla Hakkari vesaire civarında yaşayan Somali aşireti bu savaşa katılıyor. 1828-29'daki savaşa katılıyor Osmanlı-Rus harbine. 1877-78'de de Seyyid Ubeydullah Osmanlı-Rus Savaşı'na epey bir asker topluyor. Buna dair belgeler elimizde ve bu konuda nişan veriliyor. Üçüncü rütbeden Mecidi nişanı veriliyor. Gene 1877-78 savaşında katılanları söylüyorum. Seyyid Sıbgatullah Harvasi'nin kardeşi Abdülgaffar Efendi savaşta şehit oluyor. Ve gene damadı olan meşhur Allame Şeyh Halid el-Oreki de Doğu Beyazıt civarında beraber şehit oluyorlar. Seyyid Sıbgatullah Harvasi'nin kardeşiyle birlikte şehit oluyor. Aynı zamanda halifesidir Seyyid Sıbgatullah Harvasi'nin. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı durum. Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'ndaki mesela işte Bediüzzaman'ın bu şekilde taltifnameler alması Bediüzzaman madalyayı kabul etmiyor. Onun için verilmiyor. Kendisi kabul etmiyor. Ama ilmiye rütbesi veriliyor vesaire. İşte dediğim gibi Darülfetül İslamiye azalı ve ilmiye rütbesi veriliyor. Şeyh Ziyaeddin Efendi'ye savaş madalyası veriliyor. Zaten kolunu kaybediyor Şeyh Ziyaeddin Efendi. Bediüzzaman zaten esir oluyor. Şeyh Ziyaeddin Efendi sol kolunu kaybediyor. İki kardeşi, bir kardeşi savaşta şehit oluyor, bir kardeşi de şey oluyor. Efendime söylüyor. Efendime söylüyor. Kayboluyor savaşta. Ya bu savaşta başka kimseler de çok fazla o bölgede insan kaybı oluyor. Bir tanesi de benim babamın dedesi Haydarhanlı Aşiret Kaymakamı Ali Bey'in orada Ermeniler tarafına, Ruslar ve Ermenilerden oluşan bir şey tarafından katledilmesi gibi durumlar. Bunlara dair belgeler elimizde. Çok rahat bir şekilde bunları sunabiliriz. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda dahi yani Kürtler sadece bir ikinci Seyit Taha diye birisi vardı. Seyit Abdülkadir'in yeğeni. Seyit Abdülkadir Osmanlı lehinde fetva veriyor. Osmanlı lehinde hareket ediyor. Onu da söyleyeyim. Zaten Seyit Abdülkadir'in Bediüzzaman'la ilişkileri de belli. Onun yeğeni olan ikinci Seyit Taha İngilizlerle maalesef bir işbirliğine falan gidiyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler alıp Irak'ın Ravandus Kaymakamı yapıyorlar ikinci Seyit Taha'yı. Sonra İngilizlerle de anlaşamıyor. Gidip İran'da vefat ediyor. Yıllar sonra her iki oğlu Türkiye'ye geliyor. Her iki oğlu, o oğullarından bir tanesi şu anda hayatta. İstanbul'da yaşıyor. Yani onlar gene bu şekilde de hatta o oğulları onu da söyleyeyim. Yani 70'li yıllarda Milli Selamet Partisi'ni ve 80'li yıllarda Refah Partisi'ni destekliyorlardı.